Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci başkenti, Girne'den sonra turizm başkenti İskele'den herkese selamlar. Kasino'da çocuklar çalışıyor, makineleri yerleştirmeye çalışıyorlar. Zaten ellerinde bir plan var, çizdiğimiz plan doğrultusunda her şey gidiyor. Ben de vakit bulup arada kendime vakit ayırmak istedim. Vakit ayırıp sizin için bu salami sarabelerine geleyim dedim. Çünkü bize 7 dakikalık mesafesi var, 6-7 dakika. Yani bir turizm ikinci başkenti demem bu yüzden gerçekten buranın tarihi, doğası yani hepinizi zaten cezbedecek. Geldiğinizde göreceksiniz adanın en güzel plajı, adanın en güzel tesisleri, adanın tarihinin en yüksek olduğu harabelerin olduğu, Magosa surlarından tutun Salamis harabelerine kadar her şey bu bölgede oluyor. Yani bir daha tatil programı yaptığınız zaman Kıbrıs'la alakalı hiç olmazsa buranın tarihinde her şeyi gelip kendiniz göreceksiniz. Zaten yazın bizi tercih edenler Mart gibi zaten açılacağız. Mart'tan sonra bu taraflara da geleceksiniz. Kıbrıs'ı daha iyi tanımış olacaksınız. Yani kasino ayrı başka bir birim, eğlence sektörünün tavan yaptığı bir yer. Ama onun dışında da gerçekten Kıbrıs'ta yaşayabileceğiniz, görebileceğiniz, çok keyifli vakit geçirebileceğiniz çok güzel yerler var. Onlardan bir tanesi de burası. Yani tarihin güzelliğine bakar mısınız? Yani şimdi işten kaçıp buraya gelmek beni biraz dinlendirdi açıkçası yani. Ha, bronz çağından kalma, bronz devrinden kalma bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim gibi kaç kuşak, kaç nesil geldi geçti. Bu ama hala burada var ve bizden sonra da var olmaya devam edecek. Yani girişte zaten giriş ücreti bir 50 TL alınıyor ve şöyle elinize bir broşür veriyorlar işte bu harabeleri tanıtma adına. Gittiğimiz bütün gördüğümüz her şeyin burada detaylı açıklaması falan var. Burada burayla ilgili de bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bence Kültür Bakanlığı'nın yaptığı iyi şeylerden de bir tanesi. Koruma altında olan bir yer. Dediğim gibi geldiğiniz zaman bizi tercih edip bizde kaldığınız zaman Grand Safir'de adanın en iyi plajına sahip bir yer zaten. Pera Mackenzie, keza İskele Long Beach sahilinde olan tek 5 yıldızlı tesis. Orası da bize ait. Yani denize zaten orada gireceksiniz. Restoran ayrı bir güzel. Ya her şeyi yani plajı ayrı bir güzel, havuzu ayrı bir güzel, yazın yapılan partiler ayrı bir güzel. Bir de oraya yakın tarihi yapılar var. Size daha önce bahsettim. Barnabas Kilisesi var. Buraya 3-4 dakika zaten 7 dakikada burası 10 dakika. Barnabas Kilisesi var. Salamis Harabeleri var. Yarın öbür gün şeyi çekeceğim size. Magosa Kalesi'ni, Magosa surlarını. Gerçekten çok büyük bir tarihi yapılardan bahsediyoruz. Hiç olmazsa Kıbrıs'a geldiğiniz zaman da çocuklar Luna Park'ta eğlenirken, Pera Mackenzie'nin bize ait çok büyük bir Luna Park'ı var. Çocuklar orada eğlenirken çocukları da buraya getirirsiniz. Çok güzel bir tatil ve eğlence bir arada olabilir. Mesela bunu Girne'de pek fazla göremiyoruz. Evet, Girne 24 yılım Girne'de geçti. Ama buraya geldiğim zaman gerçekten biraz huzur buldum diyebilirim. Trafik derdi yok, yollar çift şeritli. Yıllarca Magosalı başkanın ülkeyi yönetmesinden kaynaklı mı artık? Gerçekten buradaki idarecilerin getirdiği bir şey mi? Bu bölgede inanılmaz güzel yapılar var. Altyapı tesisleri de aynı şekilde. Yollar çift şeritli yollar. Havaalanından çıkıyorsun. Girne'ye gitmeden buraya 35-40 dakikada gelebiliyorsun. Yollar çok güzel. Tesisler çok güzel. Yani tam tatil için arayacağınız her şey burada var diye düşünüyorum ben. Kesinlikle bu yazın sizleri burada ağırlamak isterim. Şimdi otelde gücü olup da bizde kalacak olanlar var. Bizde kalamayacak olanlar var. Onlar içerisinde de etraftaki butik oteller ve bizim bünyemizde bulunan
Nodurland'in inşa ettiği binalardan, hemen bizim otelin yanında olanlardan. Sizler için stüdyo 1 artı 1, onları da konuşacağım ileride. Yani Girne'ye gelen herkesi ben bir kere iskelede ağırlamak istiyorum. İster kasino misafir olsun olmasın. Etraftaki otellerden de yer alabiliriz yani. Ama gerçekten bu bölgede hepinizi görmek istiyorum açıkçası. Yani bilmiyorum, ben buraya geldikten sonra biraz daha üzerimden bir yük kalktı gibi. Yani ha, sıkıntılarım oldu tabii. Çok kötü bir 2024'e girdim. Ancak dediğim gibi yani bu bölgede işle olmak, haşır neşir olmak biraz daha acımı hafifletti. Herkese hayırlı bir gün olmasını diliyorum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz ve en kısa zamanda otel ve kasinomuzla sizlerle birlikte oluruz. Hoşça kalın.